Hilal İnan'la İçten Dışa Değişim programına hoş geldiniz. 2018 yılının son programını yapıyoruz. Ama her son bir başlangıç biliyorsunuz. 2019'un da ilk programında birlikte olacağız yine. Yine bir cuma günü tabii ki. Bugün konumuz 2019 yılında beklediklerimiz, hedeflediklerimiz. Peki onlara nasıl ulaşacağız? Onlarla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Hepimizin istekleri var çünkü. Yeni yıl hep yeni beklentiler getirir bizim için. Yeni yıl gelsin, sigarayı bırakacağım. Yeni yıl gelsin, rejime başlayacağım. Yeni yılda spora başlıyorum. Hep böyle değil miyiz? Evet, hep böyleyiz maalesef. Halbuki her an yeni bir an. Bugün de yeni bir gündü. Öyle değil mi? Sabah uyandık, yeni bir güne uyandığımız için şükrettik Allah'a. Bugün de bu güzel güne uyandığımız için şükürler olsun dedik. Peki, 2019 geliyor. Buyursun gelsin. Önce 2018 nasıl geçti diye düşündünüz mü hiç? 2018 genel olarak bana sorarsanız Hilal olarak çok güzel geçti. Ben pozitife odaklandım. Negatifi bir tarafa bıraktım. Negatifi silemezsiniz. Evrende dualite var biliyorsunuz. Olumsuzun yanında olumlu da var. Zaten olumluyu nasıl anlayacaksınız? Zıttıyla anlarsınız. Evren buna göre her şeyi yaratmış. Zıt olmazsa birinin anlamını diğerinden ayırt edemeyiz. Peki, 2018'de ben bunu yaptım dedim. Siz yaptınız mı bilmiyorum. 11-12 yıl kadar önce öğrendiğim bir olay var. Bir çalışma var. Hep yeni yılda yapılır. Hayal panosu. Bir diğer adıyla vizyon board. Ben vizyon board diye öğrenmiştim ama hayal panosu da deniyor. Aykut Oğut'tan öğrenmiştim ben yıllar önce. O gün bugündür yaparım ben hayal panosunu. Fakat itiraf ediyorum, hayal panosunu yapardım ama unutur giderdim. Son 2 yıldır çok özen gösteriyorum. Ve mucizeler bizimle biliyorsunuz. Son 1 yıldır da neredeyse ayda bir vizyon board veya hayal panosu yapıyorum. Neden? Çünkü bir bakıyorum bu oldu, bu oldu, bu oldu. O halde onların yerine yenilerini koyayım diyorum. Gerçekten bunu yaşadım ben. Günlük bile oldu, oldu. Bir gün koyuyorum hayal panosuna. Ertesi gün gerçekleşiyor ve gerçekleştikten sonra tekrar yenisini koyuyorum. Bu böyle gidiyor. Tabii her zaman günlük olacak diye bir şey yok. Ama hayal panosunun sihri var. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten değerli bir çalışma. Nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Önce bir kere hedeflerimizi bilelim. 2019'da ne istiyoruz biz? Değişim yılı demiştik. 2019 değişim yılı olsun. Zaten değişim nereden başlıyordu? Bizden. Biz değişirsek herkes değişir. Deneyin bakalım, başlayın. 2019 pazartesi gecesi 2019'a giriyoruz. Ben diyorum ki bugün de benim için yeni bir yıl belki. Belki yarın başlıyor. Yani bir de zamanı o kadar kısıtlamayın. 2019 geldi. İşte Ocak 2019 Şubat'ında şunu yapacağım. 2019'un Şubat'ı belki şu an. Ne isterseniz o. Zaman biliyorsunuz izafi. Zaman var mı? Bilmiyoruz. Belki de zaman yok. Hadi oralara girmeyelim. Neler bekliyorsunuz 2019'dan? Örnek. Ben minik bir çalışma yaptım. Ama bu benim hedeflerim değil. Herhangi birisine göre bir çalışma bu. 2019'da pozitif olmak istiyorum. Hep pozitif. Negatife odaklanmak istemiyorum. Pozitife odaklanmak istiyorum. Peki, yogaya, spora başlamak istiyorum. Ve
Anadolu'yu tanımak istiyorum. Güneydoğu, Halfeti ne güzeldir, çok severim biliyorsunuz. Ve bir de köpeğim olmasını istiyorum. Minik, minik bir köpek. Sanatla, tiyatroyla uzun süredir ilgilenmedim. Hiç gitmiyorum tiyatroya. Halbuki tiyatroyu çok severim. Diyorsanız şöyle bir vizyon board yapın. Bakın. Vizyon board'unuzda pozitif olmak için sizi ikaz eden, sizi zorlayan, size sürekli hatırlatma yapan bir görüntü var. Bakın pozitif. Sanat ve tiyatro için var. Minik köpeğiniz de var. Bu minik köpeğiniz de belki başka bir cins olur. Ama böyle küçük bir köpek. Kocaman bir kangal değil. Küçük bir köpek. Ve yogaya başlamak istiyorsunuz. Bakın burada da yoga var. Yogaya başlıyorsunuz. Tatile çıkıyorsunuz. Köpeğiniz oluyor. Ve sanat, tiyatro artı pozitifsiniz. İşte böyle bir kartona yapabilirsiniz. Ayrıca illa bu kadar büyük bir karton olmasın ben istemiyorum diyorsanız bunun yarısına yapabilirsiniz. A4 kağıda yapabilirsiniz veya ben bilgisayarımda yapıyorum, PowerPoint'te yapıyorum. Onu masa üstüme taşıyorum. Sık sık bakıyorum. Çünkü yaptığımız hayal panosuna sık sık bakmamız lazım. Şimdi ben yogaya başlıyorum dedim değil mi? Başlamak istiyorum. Yogaya başladığınızı, bunu gördüğünüz zaman, bu hayal panosuna baktığınızda yogaya başladığınızı, spora başladığınızı hayal edin. Olmuş gibi spor yapıyorsunuz ve son derece sağlıklısınız. Bunu düşünün. Gerçekleşecek. Küçük köpeğiniz olsun istiyorsunuz ama imkansız değil mi? Öyle düşünüyorsunuz. Hiç öyle düşünmeyin. Sonsuz olasılıklara açık olun. Her şey olur. Yeter ki isteyin. İstemeyi bilin. Ben şu şekilde bir köpek istiyorum. Veya bir kedi. Sokakta aç olan minik veya büyük fark etmez herhangi bir kediyi bu soğukta evime alıp bakmak istiyorum. Değil. İmkansız mı? Değil. Yani şu söylediklerim maddi imkanlarla alakalı bir şeyler değil. Siz yok ben yapamam, ben spor yapamam ki demeyin. Ben tatile gidemem demeyin. Her şeyin mümkün olacağını kabul edin. Ve bunu yapın. Hayalleriniz burada. Hayallerinize bakın ve o hayallerinizi olmuş gibi düşünün. Ama sık sık bakın. Yani benim gibi geçmişte yaptığım gibi bir kenara atıp bir yıl sonra ben işte böyle bir şey yapmıştım. Hangisi gerçekleşmiş diye bakmayın. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Pek gerçekleşen de olmuyor. Başka şeyler yapmışsınız ama o hayal panosundaki hayallerinizin hiçbiri gerçekleşmiş olmuyor. Bakın. Bakın ve imgeleyin. Hayal etmek, imgelemek çok önemli. Olmuş gibi. Evet. Hepimiz böyle bir hayal panosu yapalım. 2019 bizim hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun. Ben bu akşam ya da yarın yapacağım. Benim planım bu. Bakalım neler yapacağım. Mesela geçen yıl tasavvufla ilgileneceğimi düşünüyordum, ilgilenmek istiyordum ve tasavvufta bir yere gelmek istiyordum. Hazreti Mevlana'nın bir fotoğrafını koymuştum hayal panoma ve çok şükür istediğim gibi gidiyorum. Mesela 2019'da hayalim, hedefim şu, günde minimum 2 saat tasavvufla ilgili okuyacağım ve çalışacağım ve dinleyeceğim. Bir sürü malzeme var. Bugün YouTube'a girdiğinizde, internete girdiğinizde o kadar çok şey var ki. İstediğiniz her şey olabilir. Ve
ya bu problemler içinde işte bir sürü sıkıntı var zaten, bir de hayal panosu mu yapacağım demeyin. Tam zamanı. Biz aslında bunun farkında değiliz, biliyor musunuz? Hayallerimizin olmadığını düşünen bir kitleyiz, bir toplumuz. Bazı kişilerle konuştum ben bu konuyu. 2019 hayalin nedir? Hayal mi? Ne hayali? Dediler. Evet, hayal. Hayaliniz gerçekleşir. Hayal etmezsen hiçbir şey olmaz ki. Önce hayal et. Sonra olur. 2019 değişim yılı. Neleri değiştireceğinizi yazın. Oturun bugün, yarın, öbür gün. Bakın tatil. Cumartesi, pazar. Pazartesi de çok yer tatil. Vaktiniz bol. Ben de yapacağım bunu. Birlikte yapalım bu hafta sonu. Haftaya konuşuruz üzerinde. Neleri değiştirmek istiyoruz? Benim neyim var? Nerede eksiğim var? Zayıf yönüm ne? Dünü sıfırlamak mı yoksa? Sen öyle diyorsun. Ben dünü bir türlü sıfırlayamıyorum diyorsun, değil mi? Evet. Dünü sıfırlayamayanlar için önce dünü sıfırlamanızı öneriyorum. Yine bir danışanım şunu söyledi. Dünü nasıl sıfırlayayım Hilal Hanım dedi. Affedemiyorum ki, bana yapılanları asla unutamam dedi. Yapılanlar mı? Bir dakika dedim. Hep söylerim. Bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin o olayları ve oradan dersinizi alın, cebinize koyun ve ondan sonra da ışığa gönderin gitsin o olaylar, o kişiler. Affetmek büyüklüktür aslında. Herkes affedemez, doğru. Ama güçlü insanlar affeder. Biz değişim istiyoruz. Eğer dünde kalırsak keşkelerimiz olur. Yarını düşünürsek endişelerimiz olur. Ego neredeydi? Ego geçmişte ve gelecekte. Bugün sadece an var. Şu an neyin egosunun peşinde olabilirim ki ben? Neyin ispatı peşinde olabilirim ki? Ben neyin endişesini duyabilirim ki? Ama sadece anda olursam bunu başarırım. Ben şu an sadece buradayım. Buradan çıkışta gideceğim yer ya da buraya gelirken yaşadıklarım. Bir hafta önce bir tanıdığımın bana yaptığı bir yanlış şu an aklıma gelirse şu an konuşamam bile. Bırakın onları. Dün dündü. Biz anda olalım. Sokrates bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalı diyor. Ben değişmeliyim. Bakın ben. Sen değiş, sen değiş demiyorum. Ben değişmeliyim diyorum. Geçen gün bir yerde konuşurken bana şu soru geldi. Programın sunucusu dedi ki, bizim izleyicilerimiz dedi, şu an hayır, biz bunu yapamayız ki. Neden hep biz yapalım ki diyecekler dedi. Maalesef dedi, bu tür şeyler yapılamıyor. Hangi şeyler? Söylediğimde neydi biliyor musunuz? Sevgi enerjisini içinize alın demiştim. İlişkilerde sevginin öneminden bahsetmiştim. Sevgiyi içine almayı, sevgiyle ilişkilerde ilişkileri yürütmeyi bile eğer insan kabul edemiyorsa, ben niye yapayım ki diyorsa, o zaman bir durmak lazım. Peki biz her şeyi kendimiz için yapmıyor muyuz? Orada da söyledim. Biz bunu kendimiz için yapıyoruz. Çünkü biz mutlu olmak istiyoruz. Hedefimiz mutlu ve huzurlu olmak değil mi? Evet. O zaman mutlu ve huzurlu olmak için karşımızdakine sevgiyle bakalım. Kendimizi seversek karşımızdakine sevgiyle bakabiliriz. Karşımızdakilere sevgi enerjisi verebiliriz, yönlendirebiliriz. O sevgi enerjisi varsa sizde, ortamı bile sevgiyle sarıp sarmalarsınız.
Hatta orada yine bir konuşma oldu. Ben dedim, ülkemi seviyorum. Geçmişte işimi çok sevdiğim için işimi, şirketimi kucaklamak isterdim. İşe koşarak giderdim. Herkese şaşırırdı, Allah Allah bu kadar işi sevmek ne demek. Evet, işimi, markamı, yani o zaman çalıştığım markamı, şirketimi çok severdim. Hala da seviyorum. Şu an bana sorsalar, hayatındaki en önemli şeylerden birini söyle diye markamı söylerdim. Söylerim. Yine söylerim. Benim için markam, şirketim çok önemliydi. Onlara sarılmak isterdim. Tıpkı ülkeme sarılmak istediğim gibi. Ülkemi de çok seviyorum. Ülkemizi sevelim. Ama sevgi enerjisi yoksa sevemezsiniz tabii. Önce kendimizi sevelim. Kendimize bir bakalım. O sevgi enerjisi var mı içimizde? Değişiyoruz ya. Hadi nereden değişelim biliyor musunuz? Kalbimizden değişelim. Kalbimizi bir temizleyelim. Hep söylüyorum. Bir daha söyleyeceğim. Değişimin ilk şartı kalbin temizliğidir. Kalp temizlenmezse hiçbir şey olmaz. Şems der ki, esas kirlilik kalptedir. Onun dışındaki her leke yıkanınca temizlenir. Yıkanmakla çıkmayan tek pislik, kalpte yağ bağlamış haset ve art niyettir. Şimdi siz bunları eğer temizlemezseniz, içinizde haset, art niyet varsa, yargıdan, yorumdan kurtulamıyorsanız, herkes için yorum yargı varsa, kıskançlık varsa, siz neyi kazanabilirsiniz? Biraz önce ne dedik? Hayallerimize kavuşmak istiyoruz dedik 2019'da. Evet, nasıl? Kalbiniz temizse bunlar gerçekleşir. Çünkü diyelim ki haset, hırs, nefret demeyelim onun adına da, böyle bir öfke, kıskançlık, bu tür duygular içindeyseniz siz, o zaman hayal ettiğiniz gerçekleşebilir mi? Zaten imgelerken şunu düşünürsünüz, diyelim ki işinizde ödül almak istiyorsunuz, işinizle ilgili bir ödülü kaldırırken kendinizi görüyorsunuz, böyle çok değerli bir kupa, bir ödül elinizde, hemen aklınıza başka birisi gelir. Ahmet Bey şöyle bir ödül almıştı, acaba benim ödülüm daha değerli mi olmalı, hangi ödülü hedeflemeliyim diye başlarsanız olmaz. Siz kendinize bakın. Ali Canip Ozgunlu'yu dinledim geçen gün. Şöyle dedi. Bir konuşmacı, bir anlatan, bir sufi ama eğer konuşmanın sonunda alkışlanırsa şöyle düşünür. Hay Allah, hay Allah. Yani ben neyi ortaya koydum da bana bu takdir etme olayı geldi. Yani ben bilgiyi paylaştım. Bilgiyi paylaşmanın alkışı olmaz. Ben ekstra bir şey ne verdim ki? Ne oldu? Nerede hata yaptım der, dedi. Bakın, işte biraz sonra Mevlana'nın o 7 tane öğüt, daha doğrusu öğüt vermez Mevlana, 7 tane yolundan birinde bunu göreceğiz. Hiçbir zaman ben şuyum, ben buyum demeyelim. Çünkü bu ego içinde konuşmuştuk. Süper ego sahibi insanlar var. Ben. Her şeyin en iyisiyim. En iyi, en güzel. En güzel araba benim. En güzel kadın benim. Girdiğim yerde hemen fark edilenim. En güzel konuşan benim. İşini en iyi yapan benim. En güzel yemeği ben yaparım. Bir tatlı yapılır. Revani mi?
Fena değil. Ama bir de benim revanimi yeseniz, o revaniyi nasıl yaparım biliyor musunuz? En iyi revani yapan benim. Gerek yok. En iyi, en. Bırakalım bunları. Biz gelin 2019'da kendimizi bunlardan da arındıralım. Etiketleri de bırakalım. İşte bunların hepsi etiket. Ben şu okuldan mezunum. Şu üniversiteden mezunum. Şu işleri yapıyorum. Şu eğitimleri alıyorum. Şimdi bakın, birisi size sorduğunda gayet mütevazi bir şekilde merhaba dersiniz. Sizi çok iyi tanıyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim dersiniz. Ama onun ardından ben şu eğitimleri aldım. Şu konuda da eğitim verebilirim. Şu konuda danışmanlık verebilirim derseniz olmaz. Bu kibire girer çünkü. Biz 2019'da kibirli olmayalım. Gelin 2019'u milat yapalım. Çünkü biz değişirsek herkes değişir. Hadi biz değişelim. Kibiri bırakalım. Gurur, okey, olmalı. Gurur ama nasıl olmalı biliyor musunuz? Hocalarımız şöyle anlatıyor onu. Diyelim ki bir iş yapıyorsun, iyi yapıyorsun. İçinizden Hilal, aferin sana, çok güzel yaptın. Birisinin yardıma ihtiyacı var, ona yardım ettin. Bravo Hilal, çok iyi yaptın, tam zamanında yaptın diyebilirsin. Bu gururlanmaktır, gururlan kendinle. Ama etrafa, ben şu kişiye yardım ettim, şöyle bir eğitim verdim, şöyle bir konuşma yaptım bir yerde, inanılmaz beğenildi. Bu kibirdir, gerek yok bunlara, bırakın. Kibirli insanlar kendilerinde eksikleri olan insanlar, kendilerini ortaya koyma çabasında olanlar. Bunlar bizim gibilere şu an aynı meşrepten olduğumuzu biliyorum ki beni izliyorsunuz. Bizim meşrebimizdekilerde böyle şeyler yok. Kibir olmaz bizde. Gerek yok. Eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir. Mevlana ne diyor? Sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, dikenlik olursun diyor. O zaman biz de gül düşünürüz. Niye diken düşünelim ki? Zaten düşüncelerimizin gücünü, kelimelerin gücünü biliyoruz. Söylediğimiz her kelimenin, düşüncelerimizin bir sonraki anı yaratan dualarımız olduğunu da biliyoruz. O zaman neden bunu yapalım ki? Olumsuz düşünmeyelim. Ben bunu yapamam ki. Şimdi hayal panosu filan dediniz de, oradaki hayal panosuna bir şey koyacağım. Tamam. Örnek, ben bir şirkette satış temsilcisiyim. Satış müdürü olmak istiyorum. Bir satış müdürünü koyacağım. Atıyorum, Hilal'inden satış müdürü diye yazdım, yazacağım. Bunu yapabilirsiniz, yazabilirsiniz üstüne Hilal İnan satış müdürü diye. Olamam ki ben. Niye olamazsın? Çünkü bizim şirkette hep dışarıdan alıyorlar. Ben o şirkette satış müdürü olamam. Ha, dışarıdan mı getiriyorlar yönetici kademesindeki kişileri? Evet. Bunun istisnası olamaz mı? Sen farkını gösterdin mi? Sen neyi nasıl yaptın da satış müdürü olamayacağını düşünüyorsun? Ha, kriterlere uygun değilsen, o zaman sen kendi kriterlerinde satış müdürü olacağın başka bir şirkete geçebilirsin. Yine satış temsilcisi olarak geç, ondan sonra satış müdürü olursun. Ama önce iste.
hemen engel koyma önüne. Bu şirkette böyle olmaz. Benim daha önce çalıştığım şirkette öyle denirdi. Bu şirkette her şey böyle. Hiçbir şey değişmez. Değişir. 10 yıl, 20 yıl değişmemiştir. 21. yıl değişir. Değişmemesi mümkün değil. Hiçbir şey için değişmez diyemezsiniz. İnsan içinde. İnsan neyse odur, değişmez. 7'sinde neyse 70'inde de odur. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Siz isterseniz değişirsiniz ama. Durdururken insanlar doğar, 7'sinde neyse aynen devam eder. Ama farkındaysanız, bilinçliyseniz, ben değişim bilincindeysem, o noktaya geldiysem niye değişmeyeyim ki? Biz değişiyoruz. Biz değişim senesi ilan ettik 2019'u ve değişeceğiz. Şems'in dediğini yapacağız ve kalbimizi temizleyeceğiz. Kesinlikle ama kesinlikle haset ve art niyetten uzak olacağız. Art niyet, geçen gün gözlemlediğim bir şeyi paylaşayım seninle. Art niyeti fark etmiyor insan. Aslında art niyetli, karşındaki anlıyor ama o farkında değil. Çünkü çok zeki olan, çok akıllı olan, donanımlı olan birisinin art niyetli bir davranış sergilediğini fark etmemesi mümkün değil gibi düşünüyorsunuz. Ama maalesef bu böyle olabiliyor. Benim başıma geldi bir arkadaşım tarafından. Böyle bir art niyetli davranış görmedim ömrümde. Ama onun kalbi o kadar. Onu suçlayamam. Onu olduğu gibi kabul ettim. Çünkü onun kalbini temizlemediğini biliyorum. Görüyorum. Kalbini temizlemesi için fırsat verelim ona. Bakın, dünü sıfırlamak gerekir dedik ya. Affetmek, kabul etmek dedik. İşte günlük hayatımızda da bu tür şeyler başımıza gelebiliyor. O anda hemen affetmezseniz, olduğu gibi kabul etmezseniz, o sizin bilinçaltınızda yer eder. Daha sonra farklı noktalarda tetiklenerek ortaya çıkar. Bu nedenle biz herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz. Herkesi sevgi enerjisiyle kucaklıyoruz. Sevgi enerjisini yansıtmak demek, onu çok seviyorum, tapıyorum, ölüyorum demek değil. Sevgiyle kucaklıyorum. Bu çok farklı bir duygu. İçinize o enerjiyi alırsanız onu anlayacaksınız. Tasavvufta bir şey var. Meşrebinle ol. Biraz önce de söylediğim gibi. Kuşlar kendi cinsleriyle uçar. Kargayla serçe bir arada uçmaz. Kartal da. Kartal kimle uçar? Kendi ayarındakilerle. Eğer sen kartalsan, serçeni serçeliyle uğraşmazsın. Eğer uğraşıyorsan, o zaman akbaba görünümlü bir insan olursun. Bize bu yakışmaz. Biz kartalsak kartallığımızı bileceğiz. Serçenin serçeliğiyle uğraşmayacağız. Ama şu da var. Ayağımıza takılan çakıl taşları var ya, o çakıl taşlarına takılmadan gitmek için bir sendeleyeceğiz tabii ama yürüyeceğiz, gideceğiz. Mevlana öyle diyor. Ayağıma takılan çakıl taşlarına bakarım sadece diyor. Ama Şems olsa diyor, onları düzeltir, zaman ayırır, onları belki yontar, böyle bir düzene koyar diyor. Ben yürür giderim diyor. Biz 2019 yılında iyi insan olalım. İyi insan olmak güzel bir şey. Benim yaşam amacım hizmet, biliyorsunuz. Geçen gün gece 12 sosyal medyada
Ankara'da bir yerde köpeklerin mamalarının kalmadığını, aç olduklarını okudum. Hemen bir yerden sipariş verdim ve onlara gönderilmesini sağladım. Tabii gece 12'de ertesi gün kargoya verilecek. İki gün sonra da dün kedilerime mama aldığım veterinere gittim. Dedim ki, ya dedim köpek mamaları ne kadar pahalıymış dedim. Böyle böyle bir olay başıma geldi dedim. Çok etkilendim. Mama siparişi verdim ama pahalıymış dedim. Siz dedim mama siparişi mi veriyorsunuz o tür yerlere? Evet dedi. Dedim. Nasıl yani dedi. Onları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorlar? Tamamen veterinerin söylediğini söylüyorum. Bizim bağış yaptığımız mamalar satılıyormuş veterinerlere, mama satan yerlere. Tabii bedava geldiği için çok ucuza satıyorlar diyor. Zaten veterinerlerde bazen görürsünüz diyor. Çok ucuz mamalar vardır diyor. İşte öyle alınanlar diyor. Nasıl yani dedim. Şimdi benim gönderdiğim, bağış yaptığım mama köpeklere değil, veterinere satışa mı gitti? Ben dedim böyle bir şey düşünemem. Ben iyilik için, onlara hizmet için bunu yaptım. Ama böyle bir düşünce aklımdan geçemez dedim. Benim geçmez. Yok dedi Hilya Hanım, çok yanlış yapıyorsunuz. Sakın bağış yapmayın dedi. Peki sakın bağış yapmıyorsunuz da bu köpekler, kediler nasıl beslenecek? Mesela benim hocamın, rehberimin, Aret Vartanya'nın tanıdığı bir yer var. Beykoz'da, ormanda köpeklere bakıyorlar. Çok sayıda köpek var. Ve o köpeklere de ben bağış yaptım. Onu da anlattım veterinere. Dedim ki ne yani şimdi benim tanıdığım bir kişi tarafından önerilen bir yere bağış yaptığımda o mamalar başka bir yere mi gidecek? Emin olun ki öyle dedi. Şimdi burada ne yaptım biliyor musunuz? O kendi fikrini söyledi. Olabilir. Bilemem. Ama ben kendimi buna kapattım. Kesinlikle ben iyiliğe kötü bir söz karıştıramam. Ben bir hizmet yaptıysam yapmışımdır. Onu Allah bilir. Gerisini diğer kişiler hesabını verir. Ben sadece o köpeklerin aç kalmamasını istedim. İşte bakın burada da görmediğiniz, bilmediğiniz bir konuda yorum yapıyorsunuz. Yargıda bulunuyorsunuz. Veterinerin yaptığı bu. Bilmiyor ki, tanımıyor ki. Bir kişi eğer yaptıysa o yargıda bulunmasına neden olamaz. Bir kişi genelleme yaptıramaz. Ve hizmet eden, iyilik yapan kişiyi engelleyemez. O zaman onun farklı bir hesabı ortaya çıkar. Bu nedenle biz gelin yine Mevlana'ya dönelim. Tasavvufta yine çok önemli bir şey var. Kendini seyreyle derler. Kendini seyreyle, içine dön. O hani dikey boyut var ya. İçine dön, bir iç yolculuğunu yap bakalım. Neler var senin içinde? O zaman bunları yapamazsınız zaten. İyi insan olun. Kötü müsünüz ki? Demiyorum tabii ki, kötü değilsiniz. Herkes iyi insan. Ama kötü bir düşünce aklınızdan geçmesin. O kalp temizliğinde çok pardon. Hani küçük bir pislik, bir nokta bile olsa o zaman kalp temizliği bitiyor. Kalp kirleniyor ya. Yeniden bir işlem yapmak gerekiyor ya. İşte bir küçük kötü bir kelime bile ağzımızdan çıkmasın. Biz iyi insan olalım. Kötü düşüncemiz olmasın bizim. Mevlana'nın yolluklarından biri. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Merhamet işte. Biraz önce benim yaptığımda merhametten ortaya çıkıyor. Gecenin 12'sinde fotoğrafı görüyorum. Sosyal medyada aç köpekler ve
Düşünebiliyor musunuz? Yemek yok. Kim verecek onlara yemek? Yani sizin yemek bulma imkanınız var. İnsan açsa eğer aç olduğunu söylüyor birilerine ve bir şekilde buluyor. Ama hayvanlar öyle değil. Ben insanlara da hayvanlara da şefkat ve merhamet gösterilmesinden yanayım, tıpkı Mevlana gibi. Çünkü Mevlana yaşam tarzını kendime örnek alıyorum. Hatta biliyorsunuz sufiler bardağa bile iyi davranırlar. Bardağa bile dikkatli davran. Onu itip kalkma. O da, onun da bir terkibi var. Onun da, o da nasıl yaratılmış? O da Allah'ın yarattığı bir ürün. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Öyle insanlar var ki başkalarının kusurunu görmeye bayılıyorlar. Hemen yorumlar, yargılar işte yine giriyor ortaya ama hiç kendimize bakmıyoruz. Kendimize bir bakalım. Boş verin başkalarını. Bizi hiç kimse ilgilendirmiyor. Hiç kimse ama. Biz sadece kendimize bakıyoruz. Kusurlarını da örtüyoruz. Ne güzel. Bir kişinin kusurunu açığa çıkartmak için zorlama kendini. Gerek yok. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Öfkeni gösterme, öfkeli olma. Öfkeyi unut zaten. Kız. Kızabilirsin. Bir insana kızabilirsin. Birisine bir davranışından dolayı rahatsız olduğunu söyleyebilirsin. Ama burada zarafetten uzaklaşamazsın. Sen o mesafeyi korumalısın. Ona, onun haklarına, haklarını kısamazsın. Yok edemezsin. Eğer sen bir kişiye şunu yapma, bunu yapma, bana bunu yaptın, bunun için böylesin dersen onun alanına girmiş oluyorsun. Kimsenin alanına girme hakkımız yok. Kimsenin alanını belirleme hakkımız da yok. Peki, tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. Evet, tevazu çok önemli. Alçak gönüllü ol. Yani gerek yok, kibir, gurur, gururlu ol ama kibirli olma diyor ya tasavvuf. Kibiri bırak. Tevazu senin, seni tanımlayan bir özellik olsun. Bir de hoşgörülü olmak. Ben hoşgörülü olmakta çok geç kaldım. Şöyle ki, geçmişte iş hayatımda benimle çalışan arkadaşlarım benden çok çektiler. Hiçbir zaman hoşgörülü olmadım. Çok disiplinliydim. Disiplin hala vardır hayatımda ama bana göre, benim hayatımda, başkasına müdahale edecek noktada değil. Beni ilgilendirmez. Benim disiplinim benim için geçerli. 2019'da böyle yap. Bırak başkalarının ne yaptığı, ne istediği önemli değil. Kaçta kalkmış, kaçta yatmış bize ne? Ben sabah 7'de işimde olduğum zamanlar saat 8'i geçen bir saatte, bir zamanda gelen çalışanıma, ekip arkadaşıma kızardım elbette. Şirketin patronu işe başlamış, benim ekibimden bir arkadaş hala gelmemiş. Olmaz. Bunlar ortamı bozuyorsa tamam, gerekeni söyleyebilirsiniz. Ama onun dışında birilerinin hayatına karışacak noktaya gelmeyin. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Evet, cömert ol, yardım et. Yani insanların veya hayvanların, canlıların, ben tüm canların diyorum, canların ihtiyacı olduğu anda yanlarında ol. Onların elini tut. Ve ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Biraz önce bir arkadaşım aradı.
hastaneye yatmış. Kendisiyle çok sık görüşmüyoruz bu aralar. Dedi ki, moralim çok bozuk. Lütfen beni sık sık ara dedi. Tabii ki arayacağım dedim. Hatta yarın da geleceğim, pazar günü de geleceğim. Sık sık seni görmeye geleceğim dedim. Çünkü bana ihtiyacı var. İhtiyacı varsa elimi uzatırım. Uzatın. Gandhi diyor ki, mutluluk düşündüğün, söylediğin, yaptığın uyum içindeyse vardır. Mutluluk budur diyor. Yani senin söylediğin başka, düşündüğün başka, yaptığın başkaysa mutlu olamazsın diyor. Söylediğini yap. Söylüyoruz ya, düşünüyoruz, onu da yapalım. Yine Gandhi, zayıf insanlar affedemezler diyor. Affetmek güçlülere has özelliktir diyor. Şimdi biz 2019'da neler yapacağımızı şöyle bir konuştuk. Bugün, yarın oturuyoruz. Ne istiyoruz? Bir onları düşünüyoruz. Hayal ettiklerimiz neler? 2019'da ne yapalım? Ne olsun? Buna para da koyabilirsiniz. Ama çok para değil. Bunu bir tanımlayın. Atıyorum. Neyse yani. 100 TL, 1000 TL. Şu an örnek veriyorum. Küçülterek. İstediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Bolluk, bereket diyebilirsiniz. Her ne konuda olursa olsun hayal panonuza bunu ekleyebilirsiniz. Kendimizde değiştirebileceğimiz bir şey bulalım. Ben geçmişte mesela çok alıngandım. Her şeye üzülürdüm. Her şeyi kişisel algılardım. Başlardım ağlamaya. Onu değiştirdim. Bir örnek bu. Kendinizden bir şey bulun. Değiştirmek istediğiniz bir şey olsun. Örneğin sabahları erken kalkmak istiyorsunuz. Bir türlü kalkamıyorsunuz. 2019'da her sabah 7'de uyanmak istiyorum deyin. Ve bunu yapın. Yazın da hayal panomuza. O değişikliği yaptınız ya, işte bir mucize. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bunun adına mucize diyoruz biz. Mucize zaten her an yanınızda. Her an var da biz görmek istemiyoruz veya göremiyoruz. Görelim. Mucizeleri gördüğümüz bir yıl olsun mu 2019? Ne güzel. Bakın, hasetsiz, hırsız, gururlu ama kibirsiz bir yıl olacak. Güneşli, aydınlık, kendimizi çok iyi hissettiğimiz, ışıl ışıl, pırıl pırıl bir yıl. Enerjik, her an enerjik, her an mutlu, huzurlu, huzuru yansıtan, merhametli, hoşgörülü, tevazu sahibi, kelimelerini zarafetle seçen, mesafeyi çok güzel ayarlayan, kendi meşrebiyle birlikte olan bir kişiyiz 2019'da. Bundan daha güzel neler mümkün? Kıyaslamıyoruz da başkalarıyla kendimizi. Biz sadece kendimize bakıyoruz. Boş verin. X kişisi ne yapmış, Y kişisi ne yapmış? Bize ne? Biz kendimize bakıyoruz. 2019 bizim yılımız. Bu arada 2019 için, 2019'a girerken çok sevgili rehberim Aret Vartanya'nın yeni kitabı var. Eski Sevgililer Oteli. Orada minik bir şey söylemiş. Onu paylaşacağım. Sonra da 2019'a kadar hoşça kalın deriz. Yaşamın tüm ağırlığına rağmen onun hikayesine ortak olup kendi yaşamının kahramanı olmaya ve sen değişirken insanlığın hikayesini de değiştirmeye var mısın diyor Aret Vartanyan. Eski Sevgililer Oteli. Yılbaşında arkadaşlarınıza hediye alabilirsiniz. Mutlaka kendinize alın ve de okuyun diyorum. Hediye veya kendinize. Bugün Aret Vartanyan bizimleydi. 2019 panomuzu yaptık. Mevlana'dan
yollukları aldık. Bütün yolluklar bütün yıl bizimle. 2019 bizim yılımız. O zaman 2019 bizim yılımız, değişim yılı. Şu 3 gün kaldı zaten. Cumartesi, pazar, pazartesi. Bu 3 gün sonrasında biz bambaşka biriyiz. Ben öyleyim. Ben zaten değiştim. Ama daha değişimin sonu yok. Ben daha da değişeceğim. Hatta 31 Aralık gecesi çok ilginç bir planım var. Bunu daha sonra anlatırım bir gün size. Mutlaka paylaşırım. Çünkü illa 31 Aralık günü eğlenmek, hoplamak, zıplamak, hani o klasik şeyler var ya, şu yapılır, bu yapılır. İlla onlar gerekmiyor. Siz kendi istediğinizi yapın. Ne istiyorsanız. Kuralları boş verin. Milletin, onun, bunun, çevrenin yaptığını yapmak durumunda değilsiniz. Biz farklıyız. Biz kartalız. Serçelerin serçeliğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi meşrebimizle birlikteyiz. 2019 çok güzel bir yıl olsun. Bir sonraki programımıza kadar sevgiyle kalın. En güzel enerjiyi size gönderiyorum. En yoğun enerjiyi, sevgi enerjisini şu an hissediyorsun biliyorum. İçimdeki sevgi sizinle olsun.